Bu bir Liverpool gangsteri. Curtis Ukala Wall. İngiltere'nin en zenginleri listesinde adı çıkan ilk ve tek uyuşturucu tüccarı. Servetinin 300 milyon poundu bulduğunu iddia edenler var. Ve Warren işlediği suçlar sayesinde milyonlar kazanan tek Liverpool'lu değil. Bu Liverpool'un alelade soygunculardan milyoner uyuşturucu tüccarlarına nasıl dönüştüğünün hikayesi. Beatles'ın ve dünyayı fetheden futbol takımlarının memleketi olan Kent, İngiltere'nin uyuşturucu trafiğinin merkezi haline dönüşmüştür. Silahlı soygunlar yapılıyordu. Buradan gelen para sayesinde uyuşturucu ticareti patladı. Bir tanıdığım bana, Charlie, bu iş 1 milyon poundu Mersi'ye atmak gibi demişti. Bulaşmak istemediğimi söyledim. Bir ton dediğin nedir? Evet, işe bir tonla başlamıştık ama bir ton ufak bir rakam. Bu aynı zamanda polisin Liverpool'un Bay Biggs'ini bir muhbirin yardımları sayesinde nasıl yakaladığının da hikayesidir. İspiyoncu vardır, ispiyoncu vardır. İnsanları yavaş yavaş öldürüyorlardı. Böyle insanların böyle yapmasına izin verilmemeliydi. Liverpool, limanı sayesinde gelişmiş bir şehirdir. 18. yüzyılda köle ticaretiyle yükselişe geçti. 100 yıl sonra Liverpool'dan kalkan gemiler İngiliz mallarını dünyanın dört bir yanına taşıdı. Şehir 20. yüzyılda doruk noktasına ulaştı. İngiltere'nin kuzeybatı kıyısında bulunan mevki, yüzünün Amerika'ya dönük olması, Atlantik ötesi ticaret ilişkilerinde rol oynamasına ve Avrupa'nın New York'u lakabını almasına sebep oldu. Ama şehrin parlak dönemi 2. Dünya Savaşı'nda sona erdi. İngiltere Avrupa ile ticaret yapmaya başlayınca Liverpool kıyı şeridinin yanlış tarafında kaldı. Ama gelişmiş uluslararası bir kent olduğu günlerden geriye bir miras kaldı. Burada büyük ticari binalar, uzun zaman önce gelmiş göçmen toplulukları vardı ve yasa dışı uyuşturucuların ilk uğrak yeriydi. Geleceğin suç örgütü lideri Michael Showers, Liverpool'un siyahi toplumunun kalbi olan Toxteth'te büyüdü. Uyuşturucuyla erken yaşta tanıştı. Otu çocukluğumda görmüştüm. Satıldığını, denizciler tarafından gemilere getirildiğini falan görmüştüm. Günlük hayatımın bir parçası gibiydi neredeyse. O dönemde marihuana içimi Liverpool'un siyah toplumu arasında yaygındı. Ot Afrika ülkelerinden geliyordu. Siyahi denizciler tarafından İngiltere'ye getiriliyordu. Beyazlardan çok siyahiler arasında yaygındı. 1950'de yasa dışı uyuşturucu kullanımı yüzünden mahkum olanların üçte biri Liverpool'daydı. Yine de uyuşturucu ticareti küçük çaplı ve sınırlı olarak kaldı. Suça hevesli kişiler için zenginliklere ulaşmanın çok daha aşikar bir yolu vardı. Soygun gibi. Charlie Sega, Liverpool'un suçlularından biri. Kariyeri 50'lerde başlamış. O dönemde isyan ediyorduk. Atalarımız hor kullanılmış, fabrikalarda yok pahasına çalıştırılmışlardı. Bizse arabalar ve hayatın güzelliklerini yaşamak istiyorduk. Bunu elde etmenin tek yoluysa çalmak ve soygun yapmaktı. 1950'lerde İngiltere'nin ekonomisi büyük ölçüde nakde dayalıydı. 17 yaşındaki Sega, parayı en kolay elde etmenin yolunun kasa patlatmaktan geçtiğini keşfetti. Kasa patlatmak çok basitti. Herkes bunun mükemmelliğin doğru olduğunu düşünüyordu. En büyük gangsterlerden en iyi soygunculara kadar herkes kasa patlatmak mı? Aman tanrım, çok kolay diyordu. Kasayı sırt üstü yatırırdınız. Bu işi yapmanın en kolay yolu jöleli dinamit, yani jeliknit kullanmaktı. Anahtarı deliğe iter, fünyeyi elinize alıp ateşler, sonra bir duvarın ya da büro masasının arkasına saklanıp patlamanın sesini dinlerdiniz. Ve bir anda patlardı. Bum. Aynen böyle bir ses. Bum. Sega küçük bir çete kurdu ve düzenli olarak kasa soymaya başladı. Kasa soymak kolay olabilir ama patlatmaları sır olarak saklamak zor. Ne zaman bir kasa patlatsak sonrasında kovalamaca çıkıyordu. Bazen enselenmek üzereyken kasayı da bırakıp gidiyorduk.
Bu noktada Sagan'ın aklına bir fikir gelmişti. Genellikle bütün aileler akşamları sinemaya giderdi. Sinemalar her gece dolardı. O kasaların içinde yüksek miktarda nakit para olduğunu biliyordum. Ayrıca sinemanın dışındayken ve içeride savaş filmi oynasa bile sesin duyulmasına imkan yoktu. Ses geçirmezdi. Bir sinemanın kasasını soymak bir suçlu için mantıklı bir tercihti. Sega teorisini denemeye karar verdi. Bir pazar gecesi kardeşi ve bir başka soyguncuyla birlikte sinemaya girdi. Sega gözcülük yaparken diğer ikisi patlayıcıları yerleştirdiler. Kardeşim, daha doğrusu abim içeriden bana seslendi. Asayiş Berkemal mi diye sordu. Ben yolun aşağısından yukarı doğru gelen iki aynasız, yani iki polis görmüştüm. Teorimi denemeye karar verdim. İşlerin yolunda olduğunu söylemeye karar verdim. Tamamdır, patlatabilirsin. Burada etraf süt liman, sorun yok diye bağırdım. Kasa patladı. Yolun karşısındaki iki polise baktım. Kıllarını bile kıpırdatmadılar. Öylece duruyorlardı. Sinemaların kasalarını soymak Sagan'ın büyük paralar kazanmasını sağlamıştı. Sağda solda her yerde sinemaları soyuyorduk. Voleyi vurmuştuk. Daha 17-18 yaşında çocuklar olduğumuza dikkatinizi çekerim. Ne var ki sinema soygunları sonsuza dek sürmeyecekti. Sinemalar soyguncuları alt etmeyi başardı. Güvenlik önlemlerini arttırdılar ve Sega gibi suçlular başka çareler aramak zorunda kaldı. Her zaman olan oldu. Yetkililer gelişmiş alarm sistemleri taktı. Suçluların zekası bir şekilde bunu alt etmeyi ve aşmayı başardı. Her zaman olduğu gibi. Sagan'ın para çalmanın yeni yöntemlerini aradığı dönemde polis soyguncuların hızına yetişmekte zorlanıyordu. Albert Kirby, Liverpool polis gücüne 1964'te kullanılan tekniklerin ilkel olduğu bir dönemde katıldı. Hepimiz suçluların gerisinde kaldığımızı hissediyorduk. Gözetleme yapacak, delil toplayacak, adli araştırmalar yapacak imkanımız yoktu. Elimizdeki kitapta cadde boyunca yürüyün, sağa dönün, yürümeye devam edin gibi şeyler yazıyordu. Böylesine zavallıydık. Kirby sokaklarda devreye gezmeye başladığında suçlular kasa soygunculuğunu bırakmıştı. O dönemde en büyük para zırhlı minibüslerde, postane minibüslerinde filan alıyordu. Artık maaş paralarını çalıyordu. Hızlı ve çabuk. İş iki dakika içinde bitiyordu. Michael Showers da genç bir soyguncuydu. 1963'te bir dans salonundaki bıçaklama olayı yüzünden çocuk hapishanesine gönderilmişti. Suç kariyerinde bu tecrübeler sayesinde ilerlediğini söylüyor. Borstal'dan asi ve öfkeli bir genç olarak çıkmıştım. Çok ama çok asiydim. Çalmaya o dönemde başladım. Bir süre sonra adım çeşitli gruplar tarafından duyulmaya başlandı. Silahlı soygun işine de işte o zaman girdim. Postaneler, bankalar, minibüsler, ne bulursam soyuyordum. Michael Showers profesyonel bir soyguncu. Bazıları çanta taşıyıp sabah 9'dan 5'e kadar çalışır. Bizim ekipse tüfekler, gün maskeler taşırdı ve işe istediğimiz zaman çıkardık. Showers silahlı soygunculuk işinde ilerlemeye başladı ama suç tarihine adını başka bir sebepten dolayı yazdıracaktı. 1960'ların ortasında toplum değişim geçiriyor. Gençlerin kültüründe Liverpool'la Beatles'ın başını çektiği bir devrim yaşanıyor, davranış biçimleri değişiyordu. Uyuşturucu kullanımı da yaygınlaşıyor. Liverpool polisi yeni kulüpler ve uyuşturucu kullanımıyla mücadele edebilmek için 1966'da ahlak masasını kurdu. Albert Kirby de ekibe katıldı. Uyuşturucu kullanımı sosyal bir alışkanlık haline geliyordu. Ağırlıklı olarak mor kalp adını verdikleri uyuşturucuyu kullanıyorlardı ve kulüplerin çevresinde kolaylıkla bulabiliyorlardı. Marihuana kullanımı da yaygınlaşıyor ve bunu sosyal bir rahatlama yöntemi olarak gören insanlardan talep geliyordu. Büyüyen taleple birlikte
Yatırım yapacak kadar parası olan suçluların önündeki fırsatlar da arttı. 1960'larda biri yanıma gelip bana yarım kilo alsana dedi. Yarım kilo uyuşturucuyu kastediyordu yani. Karşılığını veririm dedi. O dönemde Lübnan'dan gelen marihuananın fiyatı 100 küsur pound'du. Ne kadar verirsin diye sordum. 400 pound dedi. Bu işten para kazanabileceğimi işte o zaman anladım. Uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyordu. Öğrenciler marihuana almak için özellikle Toksete gelmeye başladı. 60'lı yıllarda hatırı sayılır bir öğrenci nüfusu vardı. Cuma günleri gelip marihuana alırlardı. Yolun karşısında bugün hala var olan Alex adında bir bara takılırlardı. Adamlarımızdan biri veya ikisi barın dışında dururdu ve cuma akşamları 500 pound kadar kazanırdı. Michael Showers modern uyuşturucu piyasasının şekillenmesinde pay sahibiydi. Yine de 60'ların sonunda suçlular hala en büyük parayı soygunlardan elde ediyordu. Liverpool'un suçluları 10 yıl boyunca hırsızlık yapmanın yeni bir yolunu arıyorlardı. Ve 1969'un Ağustos ayında gizli silahlarını açığa çıkardılar. Ne kadar ileri gidebileceklerini duyduğumuzda bir anda gözümüz açıldı. Ağustos ayındaki bankacılık bayramı esnasında hırsızlardan oluşan bir çete, kopyaladıkları anahtarla Water Caddesi'ndeki District Bank'a girmişti. Charlie Sega, içeri girmenin işin kolay kısmı olduğunu sonradan anlayan soyguncuları tanıdığını söylüyor. Bankalarda alarm yoktu. Pencereler açıktı, sadece kasalarına güveniyorlardı. Ana güvenlik önlemleri buna dayalıydı, banka kasaları. Bankalar kasalarına girmenin imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Ama soyguncuların alet çantasındaki son parçayı hesaba katmamışlardı. Kaynak makinesi. Bir soyguncu için bundan daha güzel bir icat olamazdı. Metali kesebiliyordunuz. Bu daha önce duyulmamış bir şeydi. Daha da güzeli öyle bir yere hafta sonu gidip, rahatlayıp, gevşeyip, bir şeyler, belki bir fincan çay içip, bir yandan da kasayı kaynak makinesiyle kesmekti. Karşımızda gerçekten akıllı suçlular olduğunu o zaman anlamıştık. Kaynak makinesinden çıkan zehirli gazları bankanın havalandırma sistemini kullanarak dışarı atmışlardı. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Ekip hafta sonu District Bank'ın kasasını yağmaladı. İşlerini bitirdikten sonra ertesi gün bankadan çıkıp kalabalığın arasına karıştılar. Ortadan kayboldular. Bu kadar basitti. Çete toplam 160 bin pound çalmıştı. Paranın bugünkü değeri 2 milyon pound'un üzerinde. Neredeyse kusursuz bir soygundu. Bu işi yapan pek çok ekip vardı ve önünde sonunda ekipten biri mutlaka korkunç bir hata yapardı. O biri Tommy Comerford'tu. Yani delikanlı. Her konuda uçlarda yaşayan biriydi. Her yere girip çıkmasını iyi bilirdi. Comerford'un hatası bankadan çaldığı bir sigara kutusunu en sevdiği avukatına hediye etmekti. Birkaç hafta sonra aynı avukat bir iş için Liverpool'un en büyük binalarından St. George's Hall'a gitti. Sigara kutusunu ortaya çıkarınca bankadaki olayla ilgilenen gözü keskin şahıslardan biri yanına yaklaşıp merhaba dedi. Onu nereden buldunuz? Avukat da müvekkilinin verdiğini söyledi. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Water Caddesi'ndeki banka soygunu Comerford'u suç dünyasının yıldızı mertebesine yükseltmişti. Bu ününü daha sonra İngiltere'nin en büyük uyuşturucu baronu olmak için kullanacaktı. Comerford 10 yıl yedi. O dönemde uyuşturucu ticaretinin öncülerinden biri daha hapis yatıyordu. Michael Showers. 1970'lerde Showers silahlı soygunlar yapıyordu ama ek işi olan marihuana satışı da giderek büyüyordu. Toksted'de de giderek tanınıyordu. Ve itibarını korumak için şiddet kullanmaktan hiç çekinmiyordu.
Şiddet benim için gerekirse tedbirli bir şekilde kullanılabilecek bir araçtı. ...1970 Nisan'ında Michael Showers bu aracı bugün yıkılmış olan Toksted Kulüp'te bir adamın üzerinde kullandı. Upper Parliament Caddesi'nde Somalilerin gittiği sosyal bir kulüptü. Kulüp amcasına aitti ama o Napolyon kompleksi olan kısa boylu biriydi. Silah taşırdı ve düzenli olarak çıkarıp çevresindeki insanların suratına sallardı. Bir gün yanlış birine çarptı. O da bir pompalı tüfek alıp adamı bacaklarından vurdu. Showers bugün bile tetiği çektiğini reddediyor. Ben kimseyi vurmadım. Olay yerindeydim. Onu hiçbir zaman inkar etmedim. Ben olay yerindeydim. Jüri Showers'a inanmadı. Liverpool Kraliyet Mahkemesi kasten adam yaralamaktan 7 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Toksted'in gelecekteki mafya babasının yükselişi geçici olarak kesintiye uğramıştı. 70'lerin başında Liverpool'un Beatles sayesinde ilgi gördüğü dönemler geride kalmıştı. Şehir uzun sürecek bir inişin eşiğindeydi. ...1974'te Michael Showers hapishaneden çıktı. Marihuana'ya olan talebin hala büyümekte olduğunu gördü ve stoklarını yenilemeye karar verdi. Showers, devrim niteliğinde bir karar alarak marihuana'yı doğrudan Afrika'dan almaya başladı. Liverpool'un diğer suçlularına karşı doğal bir avantajı olduğu için böyle bir şey yapabildiğine inanıyorum. O bir siyah. Afrika'ya, Asya'ya, Jamaika'ya gidebiliyordu. Orada mutlaka bir tanıdığımız ya da bir akrabamız oluyordu. Ailemizin kökeni de oradaydı zaten. Afrika ülkeleri için geçerliydi bu. Afrika'ya gidip marihuana'yı doğrudan getirmesiyle stoklarındaki uyuşturucu miktarı hızla artmaya başladı. Evet, işe bir tonla başlamıştık ama bir ton ufak bir rakam. Daha sonra miktarı çoğalttık. O dönemde malın yarım kilosu 300 pound'dan gidiyordu. Bir tonun değerini varın siz hesap edin. Showers'ın verdiği rakamlar doğruysa bir ton marihuana 1970'lerde 700 bin pound, bugünse milyonlar ediyordu. Showers hızla zenginleşiyordu ve bunu kimin bildiğini umursamıyordu. Hatırlıyorum da bir keresinde 6 ayımı yurt dışında geçirmiş, çeşitli ülkelere gitmiştim. İngiltere'ye döndüğümde bana kazandığım parayı teslim ettiler. Galiba aynı hafta içinde nakit paraya bir Rolls Royce, bir ev aldım. Bir akrabam için de bir ev daha almıştım. İşte bu kadar çok kazanıyordum. Michael Showers'ın Rolls Royce'u pek çok kişi için güçlü bir sembol haline geldi. Toksted'in giderek çöken varoşlarında Rolls Royce'la gezerek gençleri ve geleceğin suçlularını hayrete düşürdü. Arabanın arkasından koşardık. Muhammed Ali'nin Zaire'de yaptığı gibi kovalardık. Çünkü zaten bir filmin içinden fırlamış gibiydi. Ayrıca Michael göze batan biriydi. Konuşma sesi çok güzeldi. Çok zarif ve tatlı dilliydi. Bizim için başka bir gezegenden gelmişti sanki. Hepimiz öyle olmanın hayalini kuruyor, o hayatı istiyorduk. Polis ise o kadar etkilenmemişti. Michael görgüsüzün tekiydi. Beyaz Rolls Royce'uyla Toksted'de tur atardı ki bu bile bizi şaşırtmak için yeterliydi. İki elinin iki parmağıyla kendini gösterip bakın çocuklar kocaman bir arabam var ve bana dokunamazsınız derdi. ...3 Temmuz 1981'de Toksted bölgesinde şiddet olayları patlak verdi. İngiltere'nin o yüzyılda gördüğü en büyük halk ayaklanmalarından biriydi. Ve genç soyguncu Stephen French olayların merkezindeydi. Eski düşmanla gırtlağa gırtlağa gelmiştik. Ama bu sefer şartlar eşitlenmişti. Kıran kırana savaşabilirdik.
Çok duygusal zamanlardı. İngiltere'nin kuzeyinde görev yapan tüm polis memurları oradaydı. Başları bandajlı, kolları askıda, koltuk değnekleriyle yürüyen insanlar. Polis memurlarına daha önce bu şekilde saldırdıklarını görmemiştim. Üzerlerine tuğlalar atıyorlardı. Molotof kokteyli atıyorlardı. Caddelerde saldırıya uğruyorlardı. Korkunç bir manzaraydı. Otobüsler dolusu polis geliyordu. St. Helens'ten gelenleri en öne koydular. Hepsi biçildi. Yetkililer 3 gün boyunca Toxet'in kontrolünü kaybetti. Yapılan tahminlere göre 1000 kadar polis memuru yaralanmış, 140 bina yıkılmıştı. Peki ama neden? Sosyal yoksunluğun, fırsat eşitsizliğinin, işsizliğin ve sürekli itilip kakılmanın etkisiydi bu. 1981'de Toxted'deki gençlerin %40'tan fazlası işsizdi. Resmi raporlar bunu sorunun kaynağı olarak gösterdi. Ancak bazı polis memurları yeraltı dünyasının liderlerinin ayaklanma çıkarmak için aktif rol oynadıklarını düşünüyor. Ayaklanmaların çıkmasına kadar olan olaylarda başı çeken veya çekenler Michael Showers ve abi Delroy Showers'tı. Polisler olarak Toxted'de onlara büyük zorluklar çıkarıyorduk. Ayaklanma çıkarmalarının sebebi polisi oranın içine sokmamaktı. Burada olanlara burnunuzu sokmayın, biz de rahat rahat uyuşturucu satalım demeye getiriyorlardı. Kazara mı yoksa kasten mi bilinmez ama ayaklanmalar sonucunda gerçekten de polisin giremediği bir bölge ortaya çıkmıştı. İngiltere tarihinin en zengin suçlularından biri Toxted'in içinden çıkacaktı. Ancak Mersey bölgesindeki uyuşturucu devriminin kaynağı Toxted değil, Mersey'nin öbür yakasında bir yer olacaktı. Herkes hazırlıksız yakalanacaktı. Patlama 80'lerin başında gerçekleşti. Tam anlamıyla patlamaydı. Kimse tahmin edememişti. Hiç kimse. Mike Mulloy, Wirral'da bir polis müfettişiydi. Burası Mersey'nin öbür yakasında Liverpool'un karşısında bir yarımadaydı. Mulloy, 80'lerin başında aynı satıcılar tarafından kandırılan ve sayıları giderek artan eroin müptelalarına rastlamaya başlamıştı. Yalan şuydu. Ejderhayı kovalarken, ki bu eroin içmek demekti, dumanını gümüş varağın içinden çekersen bağımlılık yapmıyordu. İnsanlar buna inandılar. Birkaç ay içinde eroin salgını baş gösterdi. Eroin müptelalarından oluşan bir salgın, bir suç salgını anlamına geliyordu. Bir videonun karşılığı 1 gram eroin, yani 70 pound'du ve bu sadece bir gün yetiyordu. 1979 ile 1984 arasında soygunlar 3 katına çıktı. Wirral'ın en büyük kasabası Birkenhead, vurgun şehri olarak anılmaya başlandı ve İngiltere'nin 1 numaralı eroin merkezi haline geldi. 1984'te Mike Mulloy önderliğindeki bir ekip bunun sebebini araştırmaya başladı. Cevabın Liverpool'a, birkaç yıl öncesine dayandığını öğrendiler. Silahlı soyguncular özellikle 70'lerde son derece aktifti. Bizim görevimiz silahlı soyguncuları yakalamaktı. Biz de öyle yaptık. Çok da başarılı olduk. Her şey gibi suçla bir iştir ve değişim geçirmesi gerekir. Birinin aklına uyuşturucu işine para yatırmak geldi. Onlar da öyle yaptılar. Uyuşturucuya para yatırdılar. Liverpool'un silahlı soyguncularının Mersey'nin diğer tarafında iş kurmak için çok geçerli sebepleri vardı. Eski mafya zihniyetiydi bu. Böyle şeyleri kendi kapınızın önünde yapmazdınız. Wirral'da kök salmış suç çeteleri olmadığından korkacak bir şeyleri de yoktu. Wirral'da bize misilleme yapabilecek kim var ki diye düşünüyorlardı. Wirral'da kök salmış suç çeteleri olmasa da gangsterler sonunda Mike Mulloy'un yeni birimiyle karşı karşıya geldi. İlk 12 ayımızı basamakları birer birer tırmanmaya harcadık. Ama suç örgütünü belli bir yere kadar engellemedik. Bu işin arkasındaki adamları, işi kuranları yakaladık. Mulloy, Merseyside'da ilk uyuşturucu dalgasını getiren çeteyi alt etmeyi başardı. Ama kapı açılmıştı bir kere.
Onların işe başlayan ilk organize kartel olduklarını söyleyebiliriz. Bizim yaptıklarımız yüzünden başka bir yere gitmek zorunda kaldılar. Onlar da geri döndü ve bu Liverpool'un sorunu haline geldi. Hala da öyle. Bu soruna sebep olan tanınmış suçlular Liverpool mafyası adıyla anılmaya başlayacaklardı. Liverpool mafyası rıhtımda çalışmış olan beyaz orta yaşlı suçlulardan oluşuyordu. Kaçakçılık konusunda uzmanlaşmışlardı. Silahlı soygunlardan büyük paralar kazanmışlardı. Ve uyuşturucu ticaretine yatırım yapabilecek durumdaydılar. Suç alanında kariyer yapmış olan Charlie Sega, meslektaşlarının bu piyasaya altına hücum eder gibi saldırdıklarını görmüş. Uyuşturucu işine bulaşan tanıdıklarım vardı. Eski topraktılar, iyi insanlardı. Büyük para kazanıyorlardı. Üstelik talep gören bir maldı. İnsanlar bunu istiyordu. Bana da piyasaya girmem için teklif geldi ama kabul etmedim. Tanıdıklarımdan biri bana, Charlie, 1 milyon poundu Mersey'e atmak gibi demişti. Bense bu işlere bulaşmak istemediğimi söyledim. Herkes birbirini arkasından hançerliyor. Ama birilerine güvenmeye başlamak zorundasınız. Yalancı insanlara güvenmek zorunda kalıyorsunuz. Benim kitabımda yazmaz. Ben işime bakarım. Bu fırsatı kullananlardan biri de Tommy Comerford'tu. Water Caddesi'ndeki banka soygununun arkasındaki meşhur deha. Comerford, eroinden LSD'ye pek çok farklı türde uyuşturucu ithal ederek işe başladı ve dünyanın uyuşturucu üreten bölgeleriyle bağlantı kuran ilk İngiliz kaçakçısı oldu. Bu sayede bir servet kazandı. Ama Comerford hala belediyenin konutlarında oturuyordu. Tommy'nin Scotland yolu üzerinde oturduğunu hatırlıyorum. Evinin herhangi bir gösterişi, göze batan bir yanı yoktu. İşlediği suçlar sayesinde binlerce, hatta yüz binlerce dolar kazanıyordu ama böyle biriydi. Gösterişten uzak yaşıyordu. Comerford, Karayiplere sıklıkla yaptığı gezilerden ve şehir merkezindeki otellerde pop yıldızlarıyla katıldığı kokain partilerinden büyük keyif duyardı. Adam Queen Mary ile yolculuğa çıkıyordu ama belediyenin yaptırdığı konutlarda oturuyordu. Neydi bu adamın derdi? Kendi kaşındı. Hapiste geçirdiği zaman suçla kazandığı paranın tadını çıkarırken harcadığından daha fazlaydı. Comerford başarılı ama dikkatsizdi. 1984'te evi suçla mücadele ekipleri tarafından gözetim altına alınmıştı. Sadece 6 hafta sonra Heathrow Havaalanı'nda elinde iki çantayla görüldü. Polisler tarafından durduruldu. Çantalardan birinin içinde yarım kilo eroin bulundu. ...1980'lerin ortasında uyuşturucudan elde edilen para Liverpool mafyasından Toxteth'teki suçlulara yeraltı dünyasının her seviyesinde devrime yol açıyordu. Toxteth gibi yerler ayaklanmalardan sonra çok değişti. Buralar otoriteye karşı gelen, polise güvenmeyen insanlarla doluydu. Ve bu insanlar kara borsada iş yapmaya hazırdılar. Kara borsa, uyuşturucu ticareti demekti. Toxteth caddelerindeki satıcılar para kazanmaya ve yeni suç türleri yaratmaya başladı. Stephen French bir dövüş sanatları yıldızıydı ve 1985'te Dünya Kickbox Şampiyonası'nı kazanmıştı. Ama dövüş sanatları fazla para getirmiyor. French, istediği meblağ fedailik ve soygunculuk sayesinde kazandı. Sonra para kazanmanın yeni bir yöntemini keşfetti. Grafton adında bir yerin kapısında çalışıyordum. Ve arkadaşlarımdan biri uyuşturucu satıcısıydı. Üzerindeki malı çaldırmıştı. Bize geldi ve böyle bir şey oldu. Geri alabilir misiniz? Kimin yaptığını biliyor musunuz diye sordu. Her neyse, gidip malı geri aldık ve karşılığında bize 5000 pound verdi. French uyuşturucunun piyasa değerini merak etti ve tanıdığı genç bir satıcı ve soyguncu olan Curtis Warren'ı aradı. Arkadaşım Curtis'i aradım ve elime böyle bir şey geçti. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum dedim. Bum bum Curtis bana değerinin 30 bin pound olduğunu söyledi. Büyük paralar döndüğünü o zaman anladım. Stephen French'in jetonu nihayet düşmüştü. Ben bir soyguncuydum. Evet, bir hırsızdım. Düpedüz hırsızdım. Karşımda bir uyuşturucu satıcısı, cebinde de para vardı. O parayı alsam ne yapabilir ki diye düşündüm. Yenilmez olduğuma, gezegenin en kötü insanı olduğuma inanmaya başlamıştım. Kendi yalanıma kanıyordum.
Uyuşturucu satıcılarını soymaya başladım. Yaptığım işe tahsilat diyordum. Tahsilat, French ve onun gibiler için biçilmiş kaftandı. Uyuşturucuya kesinlikle dokunmuyordum. Sadece parayı çalıyordum. Evet, bunu yaparken bolca şiddet kullanıyordum. Simsiyah giyinirdim. Yüzümde bir maske olurdu. Ve görebileceğiniz en büyük bıçağı taşırdım. Stephen French bugün uyguladığı şiddetin büyük sonuçları olduğuna inanıyor. 65-70 kiloluk bir uyuşturucu satıcısı kendisini benim gibi bir Avrupalı İngiliz'den, bir dünya kickboks şampiyonundan, amatör boks şampiyonundan, benim kadar cüsseli birinden nasıl koruyabilirdi ki? Tabii ki silah alarak. Bir 38'lik. Uyuşturucu yeraltı dünyasındaki şiddet düzeyini arttırdı. Çünkü insanların kaybedecekleri çok fazla şey vardı. Mesele artık postaneden 10 bin pound yürütmek değildi. 3-4 gün içerisinde 1 milyon kazanabilirdiniz. 1980'lerde bunu yapan uyuşturucu satıcılarıyla konuşmuştum. Yeni nesil hızlı bir şekilde zengin olurken Tokstet'e marihuana konusunda öncülük eden Michael Showers farklı bir yol izliyordu. Showers 1980'lerde uyuşturucu kaçakçılığını bıraktığını iddia ediyor. Bıraktım çünkü o kadar büyük riskler almaya hiç ihtiyacım yoktu. Evimin parası ödenmişti. Sahip olduğum her şeyin parası ödenmişti. Ben lüks içinde izlerken henüz lüks kavramının adı bile konmamıştı. Artık hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Güzel bir yaşam sürüyordum. Ayaklanmalardan sonra Michael Showers toplumda temsil görevini üstlendi. Politikacılarla buluşup televizyondaki tartışma programlarına çıkmaya başladı. Emniyet müdürü mü? O emniyet müdürünün sorunu. Ama aynı zamanda şehrimizin de sorunu. Çünkü şimdiki emniyet müdürü olmasaydı ayaklanmalarda çıkmazdı. Michael, politikacıları ve meclis üyelerini polis gücünün kötü davrandığına ikna edecek kabiliyete sahipti. Polislerin baskı yaptığını iddia etti ve sonunda onları inandırmayı başardı. Kaderin garip bir cilvesi sonucu silahlı ve bıçaklı saldırı suçlarından hüküm giymiş bir uyuşturucu satıcısı olan Michael Showers, Liverpool Şehir Meclisi'nde göçmen danışmanı olarak işe başladı. Uyuşturucuların Liverpool'un bu yanı üzerindeki etkisini görünce acı çekti. Heroin yoksunluğunun sonuçlarını gördüm. Marihuana'nın böyle bir etkisi olduğunu görmemiştim. O yüzden pek umurumda olmamıştı. Polis Showers'ın yeni işini fark etti ama pek inandırıcı bulmadı. Yıllar içinde kademeli olarak kendini yeniden şekillendirdi. Sanki halktan biriymiş gibi davranıyordu. Ama biz onun ne olduğunu gayet iyi biliyorduk. O bir suçluydu. Polis haklıydı. Showers hala uyuşturucu kaçakçılığı yapıyordu. 1990'da 2 milyon poundluk eroini ülkeye soktuğu gerekçesiyle 22 yıla mahkum oldu. Gümrük yetkilileri Showers'ı eroine karşı verilen savaşta tutuklanan en önemli İngiliz vatandaşı ilan etmişti. Ama Tokstetli bir adam Showers'ı fersah fersah geride bırakacaktı. Curtis Warren. Warren'ın yükselişi İngiltere suç tarihinin en muhteşem hikayelerinden biridir. İlk kez haber konusu olduğunda 16 yaşındaydı. Liverpool Metropolitan Katedrali'nin önünde 78 yaşında bir kadını soymuştu. 8 yıl sonra İsviçre'de bir ayakkabı dükkanını soymaya çalışırken tutuklandı. 90'ların başında orta düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya başladı. Adını ilk kez 90'ların başında duydum. Bölgesel uyuşturucu trafiğini izlemeye almıştık. Bazı suçlardan hüküm giymiştim. Ama önemli bir şey yoktu. Warren gizemli şekilde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Kısa bir süre içerisinde
bölgesel dağıtıcılıktan çok uzaklardaki uluslararası uyuşturucu trafiğine yön verecek bir yere geldi. 1991 Eylül'ünde Curtis Warren, Brian Carrington adındaki bir uyuşturucu tüccarıyla Venezuela'ya uçtu. O yolculukta neler olduğu tam olarak bilinmiyor. Bilinen tek şey, 1000 kilo kokainin kurşun külçeler içerisinde Venezuela'dan Liverpool'a getirildiğiydi. Kokain geldikten sonra çıkarıldı ve külçeler imha edildi. Bu iş için rıhtımda hırsızlık yapmaktan hurda satıcılığına yükselen Paul Grimes çağrıldı. Hurdalıktaki iş yerime telefon açtılar ve ellerindeki kurşun külçelerinden kurtulmak istediklerini söylediler. Ama Grimes yanlış adamdı. 1991'de oğlu Jason eroin müptelası olmuştu. Grimes bütün uyuşturucu tüccarlarından intikam almaya kararlıydı. Karşısındakinin külçe satıcısı olmadığını da çok iyi biliyordu. Bana durumu anlatıyordu. Neler olduğunu, külçelerin altındaki uyuşturucuları, hangi tür kutuların içerisinde getirildiklerini anlattı. Çelik kutular kullanıyorlardı. Ben de bu bilgileri olduğu gibi gümrük yetkililerine aktardım. Eski soygunculardan olan Paul Grimes artık bir muhbirdi. İkinci bir kokain sevkiyatının gerçekleşmek üzere olduğunu öğrenince yine gümrüğe haber verdi. Onlar da baskın düzenledi. Piyasa değeri 150 milyon pound olan kokaini ele geçirdiler. Warren da dahil olmak üzere uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir düzine insanı tutukladılar. Vaka 1993 Nisan'ında mahkemeye taşındı ama çok önemli bir sorun vardı. Sanıklardan Brian Carrington bir polis muhbiriydi. Mahkeme Warren'a karşı sunulan delillerin kabul edilemez olduğuna hükmetti ve jüriye beraat ettirmesi yönünde talimat verdi. Beraat kararı suratımın ortasına bir tokat gibi indi. İşlerinin bittiğini düşünüyordum. Gümrükte neler olduğunu bilmiyorum. Bu işten nasıl kurtulduklarına dair bir fikrim yok. Warren serbest bırakıldı. Paul Grimes ise ispiyonculuk yaparak suç dünyasının en büyük kusurlarından birini işlemişti. İspiyoncu vardır, ispiyoncu vardır. Daha önce hiçbir soyguncuyu veya benim alanımda faaliyet gösteren insanları ispiyonlamamıştım. Ama uyuşturucu satıcıları farklıydı. İnsanları yavaş yavaş öldürüyorlardı. Ve üstüne bir de para kazanıyorlardı. Böyle insanların böyle yapmasına izin verilmemeliydi. Grimes'ın bunu yapmak için geçerli bir sebebi vardı. Davanın hazırlıkları sürerken oğlu Jason 21. yaş gününde aşırı dozdan hayatını kaybetmişti. Polis ve gümrük ekipleri için Warren'ın beraat etmesi facia demekti. Artık tüm kaynaklar Warren'ı izlemek ve örgütünü çökertmek için kullanılıyordu. Memur Mike Kiyok, Kerevit adı verilen yeni operasyonun merkezindeydi. Böyle bir iş bizimkinin de onların organizasyonu kadar dikkatli bir şekilde plan yapmasını gerektiriyordu. Planlama süreci bazen birkaç ay, hatta birkaç yıl sürebiliyordu. İki yıl boyunca Warren'ı Mercy çevresindeki uyuşturucu kaçakçılığının merkezine oturtan delillerle istihbarat toplandı. Ama polisin elinde kesin delil yoktu. Tam da bu noktada Liverpool caddelerindeki olaylar ölümcül bir viraj aldı. 1995'te David Hange adında bir iş adamı Liverpool'un güneyinde ölü bulundu. Ailesi inkar etse de o yeraltı dünyasında faaliyet gösteriyordu ve düzenlenen suikast bir çete savaşını tetikleyecekti. O olaydan sonra Liverpool'daki çeşitli topluluklar arasında büyük sürtüşmeler ortaya çıkmaya başladı. Doğal olarak işleri yürütmek güçleşti. Neredeyse bir gece içerisinde suçlular husumetlerini silahla çözmeye karar verdi. Bunun sonucunda İngiltere tarihinde ilk defa silahlı polis memurları rutin devriye görevi yapmaya başladı. Yaptığı operasyonların tehlike altında olduğunu düşünen Warren ortadan kaybolmaya karar verdi. Bunun için yanlış bir yer seçmişti. Hollanda. Avrupa Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Tom Driessen, Avrupa'nın uyuşturucuyla savaşındaki en kıdemli isimlerden biri. 90'larda Hollanda polisiyle birlikte çalışırken Curtis Warren onun faaliyet alanına girdi.
Hollanda'yı son derece toleranslı, hayatın kolay olduğu bir ülke olarak görüyordu. Burada güzel bir hayat yaşayacağını ve İngiltere'den ayrıldığı için hakkında soruşturma açılmayacağını zannediyordu. Zeki biriydi. Kalacağı yeri çok ama çok dikkatli seçiyordu. Sassenheim adlı bir köydeki bir evde tek başına kalıyordu. Kesinlikle dikkat çekmiyordu. Daha doğrusu o öyle sanıyordu. Akıllıca olabilir ama Warren İngiliz yasalarıyla Hollanda yasaları arasındaki önemli farktan bir haberdi. Hollanda'da bir avantajımız vardır. Biri hakkında şiddetli şüphe varsa mahkemeden alınan izinle telefonları dinlenebilir. Warren'ın telefonu 5 ay boyunca dinlendi. Sonuçlar polislerin ağzını açık bırakmıştı. Polis Warren'ın rakip gangsterlere gözdağı vermek için savurduğu tehditleri duymuştu. Mersey bölgesindeki kıdemli bir polisin para için Warren'ın adamlarından birine gizli bilgiler verdiğini öğrendiler. Warren'ın Kolombiya'daki en büyük kokain tüccarlarıyla arasındaki ilişkiyi de ortaya çıkardılar. Hollandalılar yeterince delil topladıklarına kanaat getirdikten sonra Warren'ın evine ve çetesinin saklandığı 30 kilometre uzaklıktaki bir başka eve baskın düzenlediler. Onları tutuklarken yastıklarının altında ve yataklarının yanında el bombaları ve otomatik silahlar sakladıklarını gördük. Çok tehlikeli bir operasyondu. Artık Warren için kaçış yoktu. Uyuşturucu kaçakçılığından ve bir suç örgütünü yönetmekten suçlu bulundu. Hollanda'da 12 yıl hapse mahkum oldu. Olay İngiltere'de büyük yankı buldu. Dedektif ve baş müfettiş Elmore Davis son 30 yılda rüşvetten hüküm giyen en kıdemli polis memuruydu. Kerevit operasyonu sonucunda 129 kişi tutuklandı. Ve polis Warren'ın bazı tahminlere göre 300 milyon poundun üzerinde olan servetiyle ilgilenmeye başladı. Liverpool'un suç dünyası büyük bir değişim geçirdi. 1950'lerde en tepede kasa hırsızları bulunuyordu. 90'lı yıllarda Liverpool'un suç dünyasının toplam değerinin çeyrek milyar pound olduğu tahmin ediliyor. Yeraltı dünyasının şekillendirilmesinde pay sahibi olan suçlular bugün çok farklı yollar izliyor. Charlie Sega başarılı bir yazar ve şu anda 4. kitabıyla uğraşıyor. Stephen French ise eski hayatını tamamen terk etti. Ve artık çetelerin vahşetine karşı kampanyalar yürütüyor. Artık bir barış programı yürütüyorum. Ülkenin dört bir yanından gelen onlarca çocukla konuşuyorum. Çoğu kurtulmak istiyor. Ama bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Böyle şeyler çocukları sokaktan uzak tutabilir. Paul Grimes bir başka büyük uyuşturucu tüccarını ele verdi ve Liverpool'u terk etmek zorunda kaldı. Birkaç tehdit aldım. Adresimi değiştirmek zorunda kaldım. Kimsenin nerede yaşadığımı bilmesini istemiyordum. Öyle olması gerekti. Kendimi korumak zorundaydım. Marcus Shawers 2000 yılında hapisten çıktı. Ve bir zamanlar uyuşturucu sattığı yerlerin haline üzülüyor. Bugün gördükleriniz eski halinin yanında savaş alanı gibi. Her şey paramparça olmuş. Liverpool'a gelince nüfusu 1930'lu yıllardaki doruk noktasından bugüne yarıya inmiş olabilir. Ama uzun süren iniş grafiği sona ermiş gibi görünüyor. Şehir yakın zamanda bir rönesans yaşadı ve artık limanlarına bağlı değil. Ama aynı şey uyuşturucu ticareti ve Liverpool'da giderek yaygınlaşan marihuana benzeri uyuşturucular için de geçerli. Tıpkı 1950'lerdeki gibi suçlular hep bir adım önde olmaya, polis ise büyük bir uğraş vererek suçlulara yetişmeye çalışıyor. Şehrin sorunlu olan polis teşkilatını halt etmek için çok uğraşıyorlar. Ama neyse ki çok çalışarak ve kendimizi adayarak iyi sonuçlar almayı başarıyoruz. Thank you.